Bölüm 4 3 Kısıtlama Herkes kendi yetersizlik duygusu nedeniyle özgürlüğü arar. Shreyas bu özgürlüğe verilen isimdir. Arjuna Şreyas'a sahip olmak için Krishna'nın öğrencisi olmaya karar verir. Kederlenmek için sebep yok. Krishna öğretisine güven dolu bir ifadeyle başlar. Her ne kadar bilgece sözler etsen de şu an kederlenmeyi hiç gerektirmeyen bir şey için yas tutmaktasın. Bilgi kişiler ne ölüler ne de yaşayanlar için yas tutmaz. Bu cümle ikinci bölümün 11. dizesidir. Bundan önceki dizeler Arjuna'nın içsel çelişkisini anlatır. Kendi yaşadığı açmazı, sıkıntıyı, servete ve güce karşı ortaya çıkan isteksizliğini, yaşadığı duygulara çözüm bulmak amacıyla Krishna'ya başvurmasını aktarır. 11. dize ise Krishna'nın öğretmenliğinin ilk cümlesidir. Bu nedenle Gita'nın ilk gerçek cümlesi sayılır. Sri Shankaracharya Gita yorumuna bu dizeyle başlar. Krishna açık bir şekilde kederlenmek, acı çekmek için hiçbir sebep olmadığını ifade eder. Her ne kadar kişi zaman zaman dertler içerisine düşse de, Krishna kadere davetsiz misafir gibi bakar kader bir kişinin sistemine girmiş bir mikrop gibidir. Mideye girmiş ya da göze kaçmış bir toz parçasına dahi kimse dayanamaz. Sistem yabancı olan hiçbir şeye tahammül etmez. Yabancı madde kesinlikle dışarı atılmalıdır. Aynı şekilde kişi de kedere, acıya tahammül edemez. Bu durum acının kişinin gerçek doğasına aykırı olduğunu gösterir. Bu çok iddialı bir önerme olarak görünebilir. Ancak insanlar kederden, acıdan kaçınıp sadece özgürlük ve mutluluk istemiyorlar mı? Nasıl hasta bir insan önce hastalıktan kurtulmak, sonra da keyif ve eğlence ararsa, insan da aynı şekilde önce kederin yoksunluğunu, sonra da mutluluğun varlığını araştırır. Çünkü keder ve acı onun doğasına yabancıdır. İnsan olmanın kısıtlamaları. Herkes bir tür kısıtlama hissinden yakınır. Ancak hiç kimse bu durumun varlığını kabul etmez. Çünkü hiç kimse kısıtlı bir varlık olarak mutlu olamaz. Analiz ettiğimizde üç tip kısıtlamadan bahsedebiliriz. İlk kısıtlama kederdir. Bazen kederimiz, acımız çok anlamlıdır. Bazen gözyaşı dökülemeyen cinstendir. Ancak keder hissi daima şu temele dayanır. Bende yolunda gitmeyen bir şeyler var. İnsan kalbinin kedere, Acıya tabi oluşu hiç kimsenin kabul etmek istemediği bir kısıtlamadır. Varlığını hissettiğimiz bir diğer kısıtlama ise zamandır. Hiç kimse bugün ölmek istemez. Herkes bir gün daha fazla yaşamak ister. Hayvanlar ve bitkiler dahi hayata karşı böylesi bir aşk içindedir. Bir ağaç bile güneşe yönelerek büyür. Sadece bu dünyanın bize artık sevinç vermediğini düşündüğümüz anlarda bu dünyayı terk etmek isteriz. Eğer bir insan mutlu ve sağlıklı ise yaşamaya devam etmek ister. Bir kız ya da erkek evlat sahibi olma ya da öldüğünde ismini bir taşa yazdırma arzusunun ardında belki de bu süreklilik sevdası vardır. Hiç kimse arkasında iz bırakmadan yok olup gitmek istemez. Hepimiz bir gün öleceğimizi biliyoruz. Ancak yine de en azından sadece bir gün daha fazla yaşamak istiyoruz. Sadece bir gün daha yaşamak isteği, ebedi olma isteğinden kaynaklanır. Her ne kadar doğum ve ölümün zamanın akışına bağlı olduğunu bilsek de, ölümlü olduğumuzu kabul etmek istemeyiz. Ölümlülük, zamana bağlı olarak ortaya çıkan ve katlanamadığımız ikinci kısıtlamadır. İnsanın acı çekmesine neden olan üçüncü kısıtlama ise cehalettir. Eğer bir insan okula ya da herhangi bir eğitim enstitüsüne kaydolmazsa, en azından pencere kenarında dikilip sokakta ne olup bittiğini izler. Bu davranış içimizden gelen bilgi aşkının bir ifadesidir. Cehalete katlanamayız. Her zaman en azından bir şey daha bilmek isteriz. Pravritti ya da Nivritti, hangisi olursa olsun, tüm arayışlarınızı incelediğinizde, hayatınızın tamamının bu üç kısıtlamanın üstesinden gelmeye çalışmaktan ibaret olduğunu fark edersiniz. Acılar içerisinde ölümlü, cahil biri olduğunu sonucuna varmış görünüyorsunuz. Kendinizi daha rahat hissetmek adına, daha fazla nesne ve güvenlik hissi peşinde, zamanınızın çoğunu sizi acıdan uzak tutan ve mutlu etmeyi vaat eden şeyler uğruna harcıyorsunuz. Hayatınızın diğer bir kısmı ise sizi bir gün daha fazla yaşatacak şeylerin peşinde koşarak geçiyor. Biraz daha fazla yaşamak arzusuyla spor yapıyor ya da vitamin ve protein takviyesi alıyorsunuz. Hayatınızın üçüncü kısmı ise bilgi biriktirmekle geçiyor. Bilgi biriktirmek, bilim insanları gibi bilginin hayattaki en büyük amaç olduğunu düşünenlerde en baskın uğraş halini alırken, geri kalan kesimde aynı bu şekilde hayatının bir kısmını öğrenmeye adıyor. Sabahları bir gazete almanın bu bilgi arayışından kaynaklanıyor olması gibi, Gita okumak da söz konusu bu yetersizlik hissinden özgürleşme arzusundan kaynaklanıyor. Sonuç olarak tüm arayışlarımızda üç şeyden özgürleşmeyi arıyoruz. Keder, ölüm ve cehalet. Gerçek olmayan sorun. Krishna bu üç kısıtlamanın gerçek olmadığını söyler. Üçü de kederi, acıyı gerektirmeyen konulardır. Bir sorun ancak gerçek ve meşru ise çözülebilir. Eğer yolda bir yılan görürseniz, yürüyebilmeye devam etmek adına ya ondan kaçar ya da onu kovalarsınız. Bir yılanla karşılaşmak meşru gerçek bir sorundur ve adı geçen eylemlerle çözüme kavuşabilir. Ancak eğer gözünüze büyüyen sorun gerçek değilse onu bir eylemle nasıl çözebilirsiniz? Hayal görme gücü yüksek bir zihnin bir halatı yanlışlıkla yılan sandığı ünlü örneği hatırlayalım. Yılana vurarak ya da taş atarak ya da dua ederek veya el çırparak hayali, gerçek olmayan yılan ve ondan kaynaklanan korku yok edilemez. Yılan ve ondan kaynaklı korku ancak ve ancak yılanın aslında hiç var olmadığını bilirseniz ortadan kalkar. Kişi halatı halat olarak gördüğünde sorun çözülür ve korku ortadan kalkar. Bu durumda kişi soruna eylemle değil ancak bilgiyle çözmüş olur. Gerçek, meşru bir sorun eylemle çözülebilir. Fakat gerçek olmayan bir sorun, sadece onun gerçek olmadığı bilinirse çözülebilir. Var olan herhangi bir sorunun, eğer gerçekte var olmadığını size gösterebilirsem, sizi ondan özgürleştirmiş olurum. Heder zaman ve cehalet kısıtlamalarının, aslında hiç var olmadığı bilgisi, sizi bu kısıtlamalardan özgürleştirir. İşte bu bilgiye Sankya, açıkça görülen denir. Vedanta'da bu konu incelenir ve açıklanır. Bu bilgi, Gita'nın ikinci bölümünün ana konusu olup, devamında gelen bölümler ya bu konuyu ya da buna yardımcı yan konuları işler. Yersiz, gerçek olmayan arayış Krishna'nın, Arjuna'nın sorununun yersiz ve gerçek olmadığını önermesiyle birlikte yeni bir sorgulama kapısı aralanır. Eğer Arjuna'nın bulunduğu durum, kederi, acıyı hiç gerektirmiyorsa, Arjuna neden yas tutmaktadır? Arjuna, durumun getirdiği keder ile canı yanmış durumdadır ve acı çekmektedir. Peki ama keder ya da acı bize aslında hiç dokunabilir mi? Yasla dolu birini teselli etmeye çalışırız. Çünkü onun kederli olmaması gerektiğini düşünürüz. Acının ne bize ne de diğerlerine hiç dokunmamasını isteriz. Çünkü kederin ve acının doğamıza yabancı olduğunu fark ederiz. Öte yandan mutlu olan birisini teselli etmeyiz. Tam tersine onun mutluluğunu kutlarız. Mutluluğun doğamıza uygun olduğunu biliriz. Eğer keder ve acı gerçekten bizim bir parçamız değilse ve sadece mutluluk bize aitse, neden mutluluğu kendimizin dışında arıyoruz? Arıyoruz çünkü onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Kayıp bir anahtarı aslında sonunda kendi cebinde bulan birisi gibi kendi doğamız olan mutluluğun eksikliğini çekiyor ve onu dışarıda, başka yerlerde arıyoruz. Hindistan'ın küçük bir köyünde yaşayan bir adam bir gün pazar yerine gitmiş ve beş eşek satın almış. Geldiği köy pazar yerinden çok uzak olduğu için en güçlü eşeğinin üzerine binmiş ve diğer eşekler de onu takip ederken köyüne doğru yola koyulmuş. Evine yaklaştığında diğer eşeklerin hala onu takip edip etmediğinden emin olmak istemiş. Geriye dönüp sayınca birden fark etmiş ki sadece dört eşeği kalmış. Yolculuk boyunca daha dikkatli olmadığı için kendisine kızmış ve evine üzgün bir şekilde varmış. Tam eşekten ineceği sırada onu karşılamaya gelen karısına ''Çok mutsuzum, beş eşek satın aldım ancak bir şekilde bir tanesini yolda kaybettim.'' demiş. Karısı ona bakmış ve haklısın. Burada beş eşek yok, altı eşek var demiş. Benzer şekilde aradığınız şey sizinleyken eğer onu fark etmezseniz, o zaman onu gerçekten kaybeder ve aramak üzere peşine düşebilirsiniz. İşte böylesi bir arayış gerçek değildir, yersizdir. Arayış ancak ve ancak aradığınız şeyin her zaman sizinle olduğunu bildiğinizde çözülebilir. Böylece Krishna Arjuna'yı aradığı şeyin zaten var olmadığını söyler. Keder, ölüm ve cehalet kısıtlamalarından özgürleşmek istiyorsun. Ancak hayali halat yılan yanılsamasındaki gibi, bu özgürlüğün zaten seninle olduğunu bilmiyorsun. Yılanı ortadan kaldırmak için herhangi bir şey yapmana gerek yok. Çünkü yılan asla var olmadı. Var olan tek şey halattı ve halat seni korkutamaz. Göreceli ben. İşte insan olmanın temel sorunu budur. Zihin karışıklığı evrenseldir. Çünkü cehalet evrenseldir. Herkes tamamen cahil doğmuştur. Doğduğunuz zaman anneniz ya da babanız kim onu bile bilmiyordunuz. Duyu organlarınız çalışmaya başlayınca, bilgileri toplamaya ve cehaletinizi ortadan kaldırmaya başladınız. Bu süreç anne, baba, anneanne, sınıf öğretmenleri gibi pek çok öğretmenin yardımıyla hala devam ediyor. Peki tüm öğreniminiz boyunca kendinize ait cehaleti ortadan kaldırmak adına ne yaptınız? Basit bir soru, sizin gerçekten kim olduğunuzu bilmediğiniz gerçeğini fark etmenize yardımcı olabilir. Günlük hayatınız içinde deneyimlediğiniz anlar sizi belirli bir kişi yapar. Peki o kişi kimdir? gününüzü anlatmanız istendiğinde diyebilirsiniz ki, gündüzleri kalkıyorum, duş alıyorum, kahvaltı ediyorum, sonra ofise gidiyorum, öğle yemeğimi yiyorum, ofisten ayrılıyorum, eve geliyorum ve uyuyorum. Tek bir ben tüm bunları yaptı. Gerçekten o ben hakkında herhangi bir şey biliyor musunuz? Her deneyim sizi, deneyimleyen özneyi içerir. Pek çok farklı deneyim içinde, her ne kadar tek bir kişi olsanız dahi, farklı kişilerle farklı kişiler olursunuz. Mesela babanıza kendinizi çocuk olarak takdim ederken, oğlunuza babasınızdır. Karınız için bir koca olurken, arkadaşınız için arkadaş, işvereniniz içinse işçisinizdir. Her farklı kişiyle kurulan ilişkide, duruma uygun, göreceli bir kişilik alırsınız. Bu sadece karşılaştığımız kişiler için değil, aynı zamanda ilişkiye girdiğimiz nesneler, Durumlar olaylar için de geçerlidir. Her zaman nesnelerle benzer şekilde ilişkiye girmezsiniz. Aynı nesneye farklı zamanlarda farklı muamele edersiniz. Bazen güneşin doğuşunu izleyip mutlu olurken başka bir zaman aynı doğan güneş sizi heyecanlandırmaz. Her ne kadar güneş doğmuş, yataktan kalkıp günlük hayru içerisine katılmanız gerekse de yatıp uyumak isteyebilirsiniz hayatta ben her zaman bunu severim diyebileceğiniz bir şey yoktur. Sadece seven göreceli bir ben ve sevmeyen göreceli bir ben vardır. Benzer şekilde üzgün ben, mutlu ben, sıkılmış ben sadece göreceli benlerdir. O zaman gerçekte siz kimsiniz? Bütün bu zihinsel hallere, mutluluğa, hayal kırıklığına, öfkeye, umutsuzluğa ve sıkkınlığa referans vermeden siz kimsiniz? Çocuklukta ben 10 yaşında bir çocuğum diyen bir ben vardır. Sonra bir ergen ortaya çıkar. Sonra yetişkin, orta yaşlı ve nihayet bir yaşlı. Tüm bu fiziksel durumlarda ben hep aynıdır. Beden değişip durur. Ancak sen ne çocuk ne de yetişkinsin. Sen değişime tabi olan fiziksel beden değilsin. Krishna şöyle der: tıpkı benliğin bu bedende çocukluktan, gençlikten, yaşlılıktan geçmesi gibi ölüm esnasında başka bir beden alacaksın. İşte bu yüzden bilgi kişiler yaz tutmaz. Krishna, fiziksel beden sadece tek bir ben aracılığıyla çocukluktan, gençlikten ve yaşlılıktan geçer demektedir. Kendin diye bildiğin sen, çocuk, genç, amca, kuzen hallerinin arkasındaki ortak bendir ve tıpkı sahnedeki bir aktör gibi hayatın gerektirdiği tüm rolleri üstlenir. Aktör pek çok kostüm giyebilir ancak yüzüne bakınca onu tanırsınız. Benzer şekilde bu fiziki bedende bütün bu çocuk, genç adam ya da yetişkin rolünü giyen tek bir ben var. Tüm deneyimleri bildiren ancak farklı rollere bürünen tek bir merkezi ben. Peki o merkezi, asıl varlık kim? bir oyunda bir aktörün kral rolünü ve bir başka aktörün ise dilenciyi oynadığını farz edin. Rollerini icra ederken ilk aktörün kendini gerçekten kral sanmaya başladığını ve metni unutarak tahttan inmeyip sahneyi terk etmeyi reddettiğini düşünün. Diğer aktör de kendisini aynı şekilde bir dilenci zannedip sahnede dilenmeye başlayıp oyunu tamamen unutmuş olsun eğer kendilerini gerçekten söz konusu rol kişisi zannederlerse, hiçbiri gerçek anlamda rolünü icra edemez. Kişi bir rolde oynadığını bildiği sürece, bir rol icra etmekte herhangi bir sorun oluşmaz. Bir dilenci ya da kral, ne olursanız olun, rolün ne olduğu hiç fark etmez. Sonuçta her iki role de eşit ücret ödenecektir. Eğer kişi rol yaptığını unutup, rolünü gerçek sanırsa, işte o zaman sorun oluşmaya başlar. Aktör oynadığı rolü kendisi sanmaya başlarsa oyun berbat olur. İnsan olmanın temel sorununun kaynağı budur. Pek çok rol giymektesiniz ve tüm rollerinizin ardındaki merkezi, asıl varlığı unutmaktasınız. O varlık kim? Tüm bu rollerden azad olan ben kimim? Eğer bu soruyu cevaplayamazsak çok ciddi bir probleme sahibizdir. Oynanan tüm rolleri bilgilendiren o merkezi asıl varlığı tanımıyoruz. Ben kimim sorusuna cevap vermek için gerçek varlığı, gerçek beni tanımak gerekir. Gerçek ben gökyüzünü görebilirim. Gökyüzü benim algımın bir nesnesidir. Yıldızları görebilirim. Yıldızlar algımın nesneleridir. Seni görebilirim ki sen de algımın bir nesesisin. Sadece biçimleri değil Sesleri, kokuları, tatları, hisleri algılayabilirim. Bunların hepsi algımın bir nesnesidir. Öz, yani tüm bunları algılayan merkezdeki asıl varlık bir başka algı nesnesi midir yoksa özne mi? O öznedir ve onun haricindeki her şey algılanan bir nesnedir. Ben dünyayı bilen özneyim. Bildiğim her şey ise nesne. Bir nesneyi bilen olarak ben bildiğim hiçbir nesne değilim. Nesnelere benim diyebilirim. Ancak onları hiçbir zaman ben diye düşünmüyorum. Bu kitap benim. Bu saat benim. Bu çocuk benim diyebilirim. Ancak bunlardan hiçbirini ben olarak tanımlamıyorum. İşte tüm dünyayı gören asıl varlığın, gerçek benin hakikati budur. Krishna Arjuna'ya Gita'da bunu öğretir. Söz konusu bu beni tanımanın getirdiği özgürlüğe ise Şiray az senir